Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpis 3 dakikada yağsız, dumansız, sağlıklı ızgara yapıyor. Sabah kahvaltısında masadan kalkmadan sıcak yufka, gözleme ve kızarmış ekmeğin yanında semaverde çay hazırlıyor. Diyet yapanlar için buharlı ve sağlıklı pişiriyor. İstediğiniz her yerde pizza, tantuni, saç kavurma pişirirken beklemeden semaverde çay demliyor. Kış gecelerinde ailece patlamış mısır veya kestane pişirirken aynı enerjiyle yorgunluk çayı hazırlıyor. Yeri geliyor pratik soba özelliğiyle ısıtıyor, geri geliyor tüplü ışıldığa dönüşüp aydınlatıyor. 21 ayrı cihazın pişirme, ısıtma ve aydınlatma ihtiyaçlarınızı başka hiçbir araç gereç aramadan prize takın elektrikle, tüpe bağlayın tüple çalışsın. Hepsi içinde Olimpis komple mutfak size yeter. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar, canı gönülden sevgili izleyenlerim. Hazırlıkları yaptık. Tabii tezgahın üzeri bayağı yoğun. Yine bugün biraz teferruatlı ama sizlere farklı lezzetler sunmaya devam ediyoruz sevgili izleyenlerim. Efendim burada ezmeli köfte kebap hazırlayacağım sizlere. Burada tabii ki ezmeye de kullanacağım malzemelerim vardır. Soğan vardır, domates vardır, biber vardır, biber salçası vardır, sıvı yağım vardır, tuz vardır, maydanoz vardır. Ayrıca de kebap için, köfte kebap için de burada kıyma var. Kıymanın içerisindeki malzemeler de ilerleyen dakikalarda sizlere sayacağım. Gelelim. O orada hazırlanırken ben sizlere güzel bir ezme hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. Şöyle alalım. Tabii ki bizim normalde ezmelerimiz endüstriyel mutfağımızda zırhla yaparız. Ama daha pratik, rende falan yapmaya kalkmayın. Soğanları çok minnacık doğrayacaksınız. Çok minnacık doğrayacaksınız sevgili izleyenlerim. Bu şekilde minnacık minnacık doğramış olduğunuz bu soğanları bir kabın içerisinde buluşturuyorsunuz. Yani toparlıyorsunuz 2 adet soğan. Evvela soğanların içerisine biraz biber salçamız var, onu ilave edeceğiz. Tabii çok ince doğrayacağınız için soğanı dağılmaması açısından soğanı doğrarken, böyle ayırırken sonuna kadar kesmiyorsunuz yani. Bakın sonuna kadar kesmiyorsunuz ki dağılmaması açısından. Evet, burada bir bütünlük arzu ediyor ama şöyle bunu rahatlıkla dağılmadan toplu bir şekilde kesebilirsiniz ve daha sonra aynı şekilde kalan kısmı da hazırlıyorsunuz. Hazırladıktan sonra böyle minnacık minnacık. Şimdi bunu zaten burada da ekrana getireceğiz sevgili izleyenlerim. Ne kadar minnacık doğrandıklarını göreceksiniz. Burada tekrar ediyorum bakın böyle koparmıyorsunuz. Hangi arkadaşım görüyor? Kim? Sen mi görüyorsun? Sen. Bakın şöyle koparmıyorsunuz. Evet koparmıyorsunuz. Şöyle bunu buradan soğanın son tarafından birazcık kalacak şekilde. Bakın soğan parçalanmadı. Yani parçalanmayınca da rahat bir şekilde bu doğramayı yapabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Yani bu doğrama sistemiyle rahat rahat doğradıktan sonra tekrar aynı işlemi kalan parçaya da yapıyorsunuz. Ve kalan parçaya da yaptıktan sonra bakın soğan dağılmıyor. Soğan bir bütünlük arz ediyor. Ve daha sonra bunu doğradığınız yere kadar geliyorsunuz. Orada da aynı işlemi yapıyorsunuz. Ve burada da yapmış olduğunuz işlemden sonra da bunları güzelce doğruyorsunuz. Bu ilk etapta doğramış olduğumuz soğanın uç kısmıdır. Evet bunları şöyle bir bırakalım. Şimdi burada bıraktıktan sonra efendim burada yeteri kadar tuz eklememiz gerekiyor ki buradaki tuz buradaki soğanların yumuşatması gerekiyor. Soğanları yumuşatacak. Evet bakın buradaki soğanların minnacık minnacık doğradık. Şöyle sanki rende yapmışsınız gibi ama rende yaptığınız zaman bunun daha sulu olacağını ve bütün kıvamını kaybedeceğini, soğanın özelliğini kaybedeceğini görmüş olursunuz. Şimdi burada bir kaşık biber salçamız var. Onu ilave ediyorum sevgili izleyenlerim. Biraz acı olmasını için hem de rengimizi almamız için normalde salça eklenmez. Onu da söylemiş olalım. Şimdi burada efendim biberler var. Biberlerin çekirdeklerini kesin olarak alıyorsunuz. Evinizde
güzel bir ezme yapmanız için efendim köylü biber kullanabilirsiniz, sivri biber kullanabilirsiniz. Mutfağınızda ne varsa onları kullanabilirsiniz. O arzunuza bağlı. Evet. Onlar hazırladıktan sonra o kıvama gelmesini sağlayacağım. Burada biberleri de yine aynı şekilde şöyle doğruyoruz. Tabii ki bunları bir araya getireceğim. Bir araya getirdikten sonra minnacık minnacık doğruyorum ama bunların hepsini efendim bir araya getirip kabın içerisinde, o cam kabın içerisinde hepsini güzelce yoğuracağım. Yoğurduktan sonra da tabii ki biraz sulu olması gerekiyor. Biz normalde endüstriyel mutfakta domateslerin içlerini kullanmayız. Tabii ki bekleme yaptığı için, beklemede sulanacağı için. Ama siz mutfağınızda tabii ki bunları hemen yapıp tüketeceğiniz için evet şöyle minnacık minnacık bunları hazırladıktan sonra güzel bir ezmeli köfteli köfte kebap hazırlıyorum sevgili izleyenlerim. Evet, kıyma, dana ve kuzu karışımı kıyma. Kıymanın içerisinde tuz, karabiber, kimyon, yeni bahar vardır. Zaman zaman elinizi soğuk suya batırarak onu güzelce yoğuruyorsunuz. Yoğurduktan sonra kıvama gelmesini sağlıyorsunuz. Şöyle birkaç kaşık da sıvı yağımızı da ilave edelim. Efendime söyleyeyim. Domateslerimizi de hemen doğrayalım. Domateslerle beraber isterseniz biraz ekşimsi olması açısından birazcık da efendim sumak normalde eklenmez de ama ben özel olarak yaptığım şeylerde ezmelerde birazcık sumak eklerim. Biraz ekşimsi olur. Daha farklı bir lezzet vermesi açısındandır. Ve bunları şöyle minnacık minnacık doğradıktan sonra aynen soğan gibi zır şeklinde doğranmış gibi bunları bir araya getiriyoruz. Şimdi bunları bir araya getirdikten sonra efendim köftemizi de hazırlayacağız. Köfteyi de hazırladıktan sonra ocağın üzerinde mangalımızda pişireceğiz bunları. Evvela buradaki malzemeyi hazırlamamız gerekiyor. Çünkü mangalın üzerinden alacağımız köfte kebaplarımızı bunun üzerine ilave edeceğiz. Ve domates, biber ilave ettikten sonra hepsini evet güzel güzel hazırlamış olacağız sevgili izleyenlerim. Efendim burada biberler var, domatesler yok. Şöyle biberleri bıraktık. Orada acı biberler de var. Kalan biberlerimizle oradaki işlemi yapmış olacağız. Durum böyle. Hemen şurada köfteleri hazırlayacağız. Köfteleri hazırladıktan sonra bir kabın içerisinde toparlayacağım. Şuradaki kabın içerisine efendim toparladıktan sonra onları gönül rahatıyla pişireceğiz. Durum öyleyken şöyle birazcık efendim ilave edelim. Hemen bir takım eldiven giyip geliyorum arkadaşlar. Bunları hazırlayacağız. Efendim kebabımız burada. Bakın kebap burada. Kebap muhteşem, ezmemiz burada. Muhteşem bir ezme. Sizlere de tavsiye ediyor tabii ki ustanız. Sizden şimdi efendim buradaki bakın kebabımız burada. Şöyle buradaki kebabı bir bütünleştiriyoruz. Evet, bütün malzemeyi bir araya getirdik. Şöyle biraz sulandırıyoruz burada. Mis gibi herkese tavsiye ediyorum. Evet, Nebil de tabii ki benim yanımda olunca mecburen böyle kilolar aldı. Durum bu. Şimdi sevgili izleyenlerim, isterseniz bunun içerisine birazcık da nar ekşisi ekleyebilirsiniz. Yani lezzet üstüne lezzeti katabilirsiniz. Durum böyle. Birazcık daha bunun üzerine sıvı yağ ilave edebilirsiniz. Hakiki sızma yağ tercih ederseniz daha iyi olur. Evet, durum böyle. Şimdi bunu hazırladım, geliyorum. Ellerimize bir su tutup kebapları pişirmem gerekiyor. Çünkü, evet, ne kadar kolay oldu. Hepsini hazırladık. Bunları hazırladıktan sonra da sevgili izleyenlerim, efendim kebaplarımızı pişirdikten sonra, ocaktan aldıktan sonra bunun üzerine ilave edeceğiz.
Ve herkes güzel güzel bunların tabii ki mutfağında gönül rahatlığıyla hazırlayabilirler. Şunu da şöyle alalım. Şöyle alalım. Evet. Şimdi burada tabii ki hazırlayacağımız işlem. Elimizi hadi bismillah diyelim. Şöyle sevgili izleyenlerim ne kadar alıyorsunuz? Bakın bir cevizden biraz büyük olması gerekiyor. Aksi takdirde kebaplarınız küçük olur. Burada kebaplarınız köfte şeklinde değil de avucunuzun içerisindeki uzun bir şekilde bunları hazırlıyorsunuz. Zaten yoğururken çok iyi yoğurmanız gerekiyor. Elinizi zaman zaman suyun içerisine batırıyorsunuz. Zaman zaman soğuk suyun içerisine batırdıktan sonra bunu yoğuruyorsunuz. Yoğurduktan sonra çok iyi bir kıvama gelmesini sağlıyorsunuz. İçerisine tuzunu, karabiberini, kimyonunu, yeni baharını ekliyorsunuz. Ve bunlarla beraber yoğurduktan sonra sevgili izleyenlerim şöyle bakın bir tutam alıyorsunuz. Bir tutam aldıktan sonra bunları güzel güzel şekillendiriyorsunuz. Yani şişe takmadan hazırlanmış olduğunuz bir kebap türümüzdür. Bunu da efendim insanlarımız bu şekilde yapsın diye daha kolay, daha pratik. Çünkü bazen efendim ya şu yoktur da şimdi onu yapsam uğraşsam olur mu falandır filandır bir sürü yani kendi kendine bizim Hayri Güngör gibi problem çıkartıyorlar. Onun için sevgili izleyenlerim bu şekilde yapmanız. Evet şimdi bunları biberleri aldıktan sonra bunları güzel güzel pişireceğiz. Bu arada da tabii fırında müthiş bir tarifimiz var efendim. Müthiş bir tarif. Onu da şimdi alacağım. Onu da aldıktan sonra. Burada biberler efendim çok müthiş acı. Çok çok müthiş acı. Çünkü orada bir tanesinin haricinde bir iki tanesinde normal sivri biberdir. Ama öbürleri acı biberdir. Onları tabii ki çok konuşanlara vermem gerekiyor ki biraz az konuşsunlar. Dillerini yaksın. Evet şöyle hazırladıktan sonra şimdi ocağın üzerinde bütün malzemelerle birleştirmiş olacağız. Hemen kebaplarımızı halledelim sevgili izleyenlerim. Kebaplarımızı da şöyle alıyorsunuz. Evet, şunları şu şekilde bir pişirelim. Bunları da pişirdikten sonra da zaten oradaki ezmemizin üzerine ilave edeceğiz sevgili izleyenlerim. Durum böyleyken işte güzel güzel tarifler herkes yapabilsin. Bu tariflerin yazı kışı yok sevgili izleyenlerim. Her zaman yapabilirsiniz, her zaman hazırlayabileceğiniz tarifler bunlar. Yazında olur, kışında olur, diyet olanlara da olur. Durum böyle. Çünkü her zaman bunlar sizlerin damak zevkinize uygun olan tarifler, damak zevkinize uygun olan reçeteler. Biberler de muhteşem acıymış. Nasıl bir koku var sevgili izleyenlerim. Acı biber her zaman faydalıdır. Tabii ki mide problemi olmayanlar için her zaman tercih edemeyebilirler. Onun için acılardan uzak durun diyorum ama mide problemi olanlar, normaldeki mide problemi olmayan insanlarımızda, izleyicilerimizde biberleri gönül rahatlıkla yemeleri lazım. Çünkü iyi bir yağ eriticidir. İyi bir sevgili izleyenlerim mikrop kırıcıdır. Onun için sizlere evet tavsiye ediyoruz. Şimdi
şimdi burada bir ezme salata hazırladık. Ezme salatanın tabii ki içerisinde neler var? Ezmenin içerisinde soğanları doğradık. Soğanın haricinde de efendime söyleyeyim biber var, maydanoz var, kırmızı biber var, biber salçamız var biraz acı olsun diye. İsterseniz onun içerisine biraz da nar ekşisi de ekleyebilirsiniz. Birazcık da sumak ekledik. Yeteri kadar tuz, hepsini bir araya getirdik. Güzelce yoğurduktan sonra da sevgili izleyenlerim birazcık da sıvı yağ ilave ediyorsunuz. Biraz sulandırıyorsunuz malzemeyi. Dışarıdan su falan eklemek yok. Normal biz efendim biraz ne ilave ettik? Tabii ki domates salçası değil, biber salçası ilave ettik. Ve bunların kıvamı da bu. Böyle cumbur cumbur efendim olduğu zaman, su olduğu zaman olmaz. Bunun üzerine ancak biraz nar ekşisi ilave edebilirsiniz. Nar ekşisinin haricinde de biraz da sıvı yağ ilave et. Şeyini gösteriyorum ben burada. Kıvamını gösteriyorum. Onun için buraya aldım sevgili izleyenlerim. Belki orada farkında olamazsınız diye. Ve bunları hazırladıktan sonra yeteri kadar sıvı yağ efendime söyleyeyim. Böyle ilave ediyorsunuz. Evet. Ettikten sonra biraz da limon suyu veyahut da nar ekşisi hangisi varsa onları ilave edip ve ondan sonra da servise hazır hale getirmiş oluyorsunuz. Durum böyle tabii ki bunları güzel güzel hazırladıktan sonra herkes aynı özellikle güzellikle bunları hazırlar sevgili izleyenlerim. Mühim olan canı gönülden dinlemek, canı gönülden bunları dinledikten sonra da efendime söyleyeyim uygulamak. Yani uyguladığınız zaman da efendim şu şöyledir bu böyledir yok yine tarif edilen, verilen malzemelerle bir araya getirdikten sonra güzel güzel efendime söyleyeyim sizler de hazırlamış olursunuz. Şöyle şunları da getirelim. Efendim bir de tabak hazırlayalım ki bakalım bu tabak böyle nasıl oluyor. Çünkü hazırladıktan sonra da sevgili izleyenlerim tabağa da servis edebilirsiniz bunları. Ama bir kabın içerisinde de toparlayabilirsiniz. Bunun yanında ezmeyi verdiğiniz zaman o güzelim acılı ezmeyi, zaten acılı ezme diye geçer bizim mutfağımızda. Efendime söyleyeyim, içerisinde bulunan malzemelerden bahsediyoruz. Sarımsak eklemiyoruz hiçbir zaman için. Domates, normalde endüstriyel mutfakta domatesin içi hani biraz bekleme olacağı, sulanacağı için domatesin içini değil de domatesin dışını zırhla çekme yöntemiyle hazırlıyoruz biz onları. Evet, şöyle burayı hazırladık sevgili izleyenlerim. Biliyorsunuz her zaman bardakla, kaşıkla, fincanla bu tarz kaseyledir. Bunlara dikkat ederseniz siz de aynı özellikle, güzellikte bunları hazırlamış olursunuz. Yine geldik bir programımızın sonuna sevgili izleyenlerim. Sütçü lisan ettiysek affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Anne, oğlum, baba, bak senin en sevdiğin yemek. İç ve dış gövde arasında yerleştirilmiş izolasyon zırhı sayesinde yüzeyler arasındaki ısı transferi önlenir. Bu iç düzeydeki ısının uzun süre sabit kalmasını sağlar. Böylelikle yemekleriniz 6 saat servis sıcaklığında kalacağı için size günün istenen saatinde yemeklerinizi tüketebilme imkanı verir. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere, tencere. Zamandan ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere, tencere. Tencerenizi değiştir. Termosol, tasarruflu tencere.